Urfa'yı ziyarete geldim arkadaşlarımla beraber. Ve buradaki hoş bir görüntü var. Balıklı Gölü'nü ziyaret ettik, ibadethanemizi ziyaret ettik. Ama yakinen buraya gelen misafirlerimizin öncelikle giyim, kuşam konusunda örf, anne kültürü ve adetlerimize uygun olarak giyinmesini ilk olarak öngörüyoruz. Burası büyük bir ibadetlerimiz olarak. Burada camilerimiz, müzelerimiz, göllerimiz, balıklar olarak öngörüsü olarak geçiyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz uygun giyinmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu öncelikle bildiriyorum. Ülkemizin her değerlerde, her şartlarda en kutsal değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Bunu ilk önce bildiriyorum arkadaşlar. Yabancı, ülke dışından gelen turistlerimiz de buraya grup kafilesi olarak, grup başkanlarının tavsiyesi üzerine en azından giyim ve kuşamlarına bir tülbent veya bir örf, anane, kültür ve adet mahrem yerlerini kapatması gerektiğini bildiriyorum hocam. Belediyenin burada öngörü olarak tabii kesinlikle kapıya bir stand koyup, kapılara, giriş kapılarına bir stand koyup, özellikle tabii herkes özgür bir ülkede yaşıyoruz. Kimse kimsenin giyimine karışamaz ama burası ibadethane yerimiz ve kutsal mekanımız olduğu için burada bir eşarp tarzında veya giyim kuşam konularına bayanlara bayanların uyarması, erkeklere erkeklerin uyarması gerektiğini düşünüyorum. Burada adet mahrem yerlerini kapatmamız gerekiyor. Burası biliyorsun kutsal bir yerimiz ama maalesef kutsallığı tamamıyla kaybetmiş bir yer. Çünkü gelen vatandaşlarımız, gelen bayanlarımız tamamıyla uygun değil, İslam'a uygun olmayan bir şekilde buralara giriyor. Buralar kutsal bir yer. Eskide Urfa'nın içine girdiği zaman baş açık geçilmezdi, başörtüsüz kimse gezmezdi. Ama maalesef bunu kime anlatalım? Bu böyle gidiyor, bu böyle, kimseye bir şey diyemezsin. Türkiye demokrasi bir ülke. Şimdi bir dediği zaman suçlu duruma düşüyorsun, kimseye tepki gösteremezsin. Kimseye bir tepki veremezsin. Verdiği zaman suçlu duruma düşüyorsun. Ya belediyenin tabii etki, belediyenin elinde bir şey yok. Ben tamamıyla bu devletle alakalı bir şey. Yani bu devletin yasalarıyla alakalı bir şey. Bu devlet ne yapabilir? Bu devlet tamam, eskide burası özel idareye bağlıydı. Özel idare belediye, büyükşehir belediye devleti. Ama belediye ne yapabilir? Sadece hizmetiyle sorumlu. Hizmetiyle sorumlu olduğu için insanların kılık kıyafetine dokunamıyor. Eskiden de vardı. Şu Hazreti İbrahim'in doğduğu inandığımız mağaranın girişinde başörtüsüz giriş yasaktı normalde. Onu da kaldırdılar maalesef. Şimdi maalesef bildiğimiz gibi, herkes bildiği gibi giriyor. Yapacak bir şey yok, ne diyelim. Allah iyi etsin. Allah sonumuzu hayır etsin. Evet, maalesef ben de dikkat ediyorum. Buraya gelen insanlarımız, burası sonuçta bir peygamberler şehri, bir peygamberin gelip geçtiği bir yerdir burası. O yüzden buraya özellikle Balıklıgöl'e gelirken buraya daha da dikkatli, giyim kuşamlarımıza daha dikkatli edinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bakıyorum da etrafımda hiç insanlarımız buraya gelenler hiç böyle bir şey gayretler içerisinde değiller. Özellikle Türk kısmından geçerken en azından başımızı örtebiliriz. Hani kollarımızı, bacaklarımızı ufak da olsa bunları örtmemiz gerekiyor. Sonuçta burası bir ibadet yeri. İnsanlarımız buraya ibadet etmeye geliyor. Ama maalesef ki görüyoruz ki gün geçtikçe insanlarımız bu şeylerden maalesef eksik kalıyor. İnşallah yetkilerimizden temennimiz, zaten yetkilerimiz inşallah gerekli şeyleri inşallah yapar diye umuyoruz. Yapılması gerekiyor zaten. Hani sizin de daha önce demiş olduğunuz gibi yetkilerimiz hani en azından türbenin önüne eşarptır falan indirse, insanlarımız oraya gelirken maalesef insanlarımız düşünmüyor ama yetkiler bunu düşünüp de oraya koyursa en azından türbeye girdikleri zaman, dua ettikleri zaman insanlarımız kapalı bir şekilde dua ibadetlerini gerçekleştirmiş olabilir. Biz Manisa'dan, İzmir'den geldik ya, bizim için şey değil yani. Evet. Giyim olarak yani bir şey değil yani. Ama burayı birazcık biz normal gördük yani. Ters düşebilir yani, anladın mı yani, bir şey olarak. Belediye ne yapabilir? Ona göre bir halkı bilgilendirmek için belirli bir yerlerde konferans, bir şeyler düzenle. Kim olay işlere gelen insan, ama turistlere zaten diyemez. Çünkü adamlar nereden geliyor? Onlar lüks gelme şey yani. Evet yani. Ama halk olarak az da bir denişim yapabilir yani. Bir denişim yapabilir. Ama sizin zaten buranın halkı zaten bu işe ılındadır yani zaten yani. Yani çok açık kıyım işe değildir yani. Onu zaten bilen insan zaten o şekil başörtülü gelir. Bizim eşlerimiz girerken başörtüsünden, abdestinden öyle girerler. Tabi onu biraz da bilinçlendirmek için camilerin belli bir yerlerini şey yapmak yani, ne diyemedim, yazılarla bildirmek gerek yani, bir önderlik bir şey olması gerekir yani. Ya şimdi ona göre bilgilendirme, mesela girişte veya bir yerde bilgilendirme yapmaları lazım. Ona göre kıyafetler de düzenlenebilir.